Ve Show on the Way kanalından merhaba arkadaşlar. Yine farklı bir rotayla karşınızdayız. Eser'cim nereye geldik? Şuşa'ya geldik ve yöresel lezzetler tadımı yapacağız. Standart dizilmiş şöyle efsane lezzetler var tabii. Gastronomi de ha. Gastronomi. Kesinlikle. Yanımda da bu işin ülkemizdeki erbabı Atay Sandıkçı. Eser'le birlikteyiz. Birçok festivale beraber gittik zaten. Adana'dan, Zonguldak'tan, Diyarbakır'dan sonra şimdi Bakü'deyiz arkadaşlar. Daha sonra Şuşa'dayız. Artık başlayalım. Biz böyle ufaktan başladık ama birazdan videonun devamında lezzetleri göreceksiniz. Aynen öyle. Hazır mısın? Hadi başlayalım. 6 saat yolculuk yaptık bu arada arkadaşlar. 6 saat sürdü mü? 6 saat sürdü rahat. 6 saat Bakü'den Şuşa'ya kadar yolculuk yaptık arkadaşlar. 4-5 saat burada takılıp sonra yine bu 6 saati geri döneceğiz. O yüzden çok yorulacağız. İyice doymamız lazım. Hadi başlayalım. Hadi başlıyoruz. Amcam sen kimsin? Ben Falçı Baba'yım. Falçı Baba. Neye bakıyorsun? Hangi neyin falı? Bana bakırım. Peki bizim kızlar çok severler. Bu TK kızların falına bakarım. Ne çıkacak bakalım? Yarab, yarab de görün bizim Türk kızlarının halı nece olacak? Aa, hoşbert olacaklar. Hoşbert, hoş yani hoş güzel. Bek, güzel olacak, harika. Koş, koş. Bal baktırmak sen öyle farklı bir şey isteyenler bu amcayı bulsunlar çok güzel şeyler söylüyor. Evet, evet. Evet Reşat tabağımızı yaptırdık. Sen benim tabağı almışsın ama ben sana söyleyeyim o kadar hazırladım. Kardeşim ikimizi ne yapalım böyle tek tabakta takılalım. Evet. Sıkıntı olmaz bence. Çünkü çok lezzet var. Doymamak lazım. Kesinlikle tadım yapa yapa gideceğiz. Şöyle yakından çek istiyorsan şöyle bu pilavı da göstereyim size. Bu oo, şey otu ismiydi Selin'cim? Arap saçı otlu pilav arkadaşlar. Arap saçlı otlu pilav. Tadına bak nasıl sence? Baktım bende de var. Fazladan olmuşum. Şöyle biraz daha alttan alayım şöyle. Biraz. Çok güzel benim çok hoşuma gitti. Ne diyorsun? Ben şu ciğere çok merak ediyorum. Pilav hoşuna gitmedi herhalde. Pilav yok. Ben otlu şeyleri çok sevmiyorum. Egeliler sever de. Şöyle ben de ciğerim tamam. Koyun ciğeriymiş bu arada. Aa sen şu çorbayı iç bakalım. Neydi bunun ismi? Bu bizim Hatay'daki semizotlu. Teble'ye benziyor. Teble. Aynen teble. Teble olarak geçiyor. Yoğurt çorbası hatta doğu yöresinde de var. Hani lebeniye benziyor. Lebeniye benziyor. Bizim orada bunun ıspanaklısını yaparlar. İnanılmaz benziyor ve çok lezzetli. Bu da semizotu var arkadaşlar içinde. Şimdi hemen benim sesim yok. Hemen lüle kebabının da tadına bakalım. Evet, ciğeri bir parça sanki kurutmuşlar. Biraz daha pişirseler daha güzel olurdu. Kuzu ciğeri miydi bu? Kuzu ciğeri. Tutayım ben. Sen al. Hemen lüle kebabını şöyle ikiye bölüyorum. Şöyle diğerini de sen al istersen. Aldım. Ve şöyle tadına bakalım. Bu güzelmiş. Bunu beğendim ben de. Bir sıcak çıktı ya. Bu çok güzel. Şuna biz bunu bitirmeye çalışalım. Sonra diğer standa. Diğer standa geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Hinkel. Evet. Doğru söyledim mi? Evet. Bizim yöremizde de biliyorsunuz ki biraz daha Bayburt taraflarında Karadeniz'in bazı kısımlarında bu tür mantıvari bir yemek. Evet, evet. İçine evet. Ne var hocam bunun? Bunun içinde malatidi, pripravasidi ya yani edviyatlarda hamusu, duz, üstad hamusu yani bir yerde 10 dakika içinde hazır olan bir yemek. 10 dakika. Gürcülerin meşhur bir yemeği Hinkel'di. Bunlar ne peki? Bunlar sulguni pendirleriydi. Bu badımcan gozlandı, bu spanat gozlandı. Ispanak. Evet. Bunlar da nadugi pendirlerdi. Bu da Gürcülerin salatıdır. Gürcü salatası. Evet. Peki siz buraya Gürcistan standı olarak evet, bunu da evet. Söyleyelim arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi 13 tane ülke var. Burası Gürcistan standı. Gürcüler için de Hingel gerçekten çok önemli bir lezzet. Tiflis'e gittiğiniz zaman bol bol yemelisiniz. Gerçekten en sevdiğim yemeklerden bir tanesi Hingel arkadaşlar Gürcü mutfağının hocam o zaman yiyoruz tamam mı? Tamam. Oo, çok güzel bak. İçini göster. Sürmez böyle ağzına böyle eti suyu aktım. Çok lezzetli ya. Ülkemizde de birçok yerde bunu bulabiliyoruz. Aynen. Karadeniz taraflarında ama. Bir iki tane daha alalım bence bundan. Evet biz de alalım. Çok lezzetli. Evet Reşat lezzetleri tatmaya devam ediyoruz. Arkamızda farklı bir stand var böyle sarmalar var böyle arkadaşlar böyle top top yapmışlar. Gerçekten çok uğraştırıcı. İşçilik isteyen bir iş bence. Lezzetini de çok merak ediyorum. Etli de yapıyorlarmış. Hemen göstereyim yanına da et alacağız böyle çok güzel pişirilmiş kuzu eti var. Onun da tadını verelim. İki tane lezzet tadalım burada ne dersin? Bence de biraz sarmaya benzeyen bir şey var o benim çok ilgimi evet. Çekti. Bir de şu kapağın altındakini merak ediyorum. Hemen gösterelim evet, onu. Evet arkadaşlar başta sarmayla başlayalım. Şöyle yakından bir göster sarmayı istiyorsan. Şuna bak. Bak çok daha güzel ısırırken etin tadı geliyor abi. Daha böyle hani o yaklaşırken. Hissettin mi? Zerdeçal da var sanki ben mi yanlış görüyorum? Zerdeçal var mı içinde? Zerdeçal yok. Zerdeçal yokmuş. Var mı? Var bak mı? Varmış. Rengi de mi? Ha, var. Zerdeçal lezzetini aldım çünkü rengini de bırakmış. Ya, çok güzelmiş güzel ama değil mi? Değil mi? Bence de. Çok güzel, çok lezzetli. Anneciğim kızım ama gerçekten sarma çok güzel. Ben çok beğendim. Ve de şöyle bir etimiz var. Kuzu eti.
Evet. Abi az önce bana ondan vermediler. Murat da ya. Geldi. Milliyeci Murat. Tanıyorsunuz artık. Bunun tadına bakmamış. Şuradan al, şuradan bak. Yancı olarak geldi. Bir tarafından sen çek, bir tarafından. Gel abi. Ender Mutfak'ta. Ender Mutfak'ta da geldi. Abi istiyorsen şu kalan. Heh, şimdi bu yanlış yerden tutuyorum. Çabuk in, çabuk in. Gel abi, gel, tut şuradan. Abi löp 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 et. Bu tarafından da sen tut abi. Gelmiyor. Akıllı olacaksın abi. Ben aldım köşeye çekildim tüm parçayı. Kemiğiyle al abi. Bopmuyordu. Tamam. Boptu mu? Şöyle tutarsın. Bunlar nedir hocam? Plovdi, sincandi. Sincan. Mütencemdi. Mütencem. Baklavadi. Bu tatlılar zaten. Bəli, encir ferezdi. Bu da hile kutabıdı. Hile kutabı. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, başta tatlıyla değil de şundan başlasak. Ben isimleri kaçırdım hocam, arkada duruyordum da. Ben şu İsimlerde an yemeğe daha. Problem yok, şununla başlayalım şöyle. Bunlar alıyorum soğum. Biraz. Şöyle. Bu ciğer mi? Ben de ciğer sandım ama etmiş bu. Bu basmati pirinci oldu basmati değil mi? Basmati pirinci, aynen öyle. Ya benim hoşuma gitti. Nanesi de var, böyle ekşili bir lezzet. Biraz İran havası da veriyor. Safranlı pilav havası da veriyor. Şurada böyle kestaneli bir et var. Daha demin anlattığı duydunuz. Ve benim çok dikkatimi çekti. Azerbaycan'da bir parça alacağım. Kestane çok kullanılıyor arkadaşlar. Kestaneyi ana yemeklerde çok kullanıyorlar. Bu da güzelmiş. Et, evet, eti senin yaptığın yapmak. Tatlımsı biraz ama. Şimdi de tatlara geçiyoruz Reşat. Baklava. Baklava olarak geçiyor ve bu da çok meşhur. Azerbaycan'ın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Şöyle ceviz de yapıyorlar arkadaşlar. Bizdeki gibi fıstıklı değil. Ceviz var. Güzel değil mi? Ya benim tatlıya zaten çok aram yok da. Ama benim çok hoşuma gitti. Yani gerçekten başarılı. Ev baklavasına benziyor biraz. Ev baklavası gibi. Benim çok hoşuma gitti. Allah'tan aram yok. Arası ezme. İlk aran yok mu senin? Aman ya Rabbi, en sevdiğim standlardan bir tanesi İtalya. İtalya. Ciao, buongiorno. Ciao. Reşat, come stai? Bene, tu come stai? Belle, belle. Evet arkadaşlar, şimdi de İtalyan mutfağına geldik. Reşat çok güzel gözüküyor buralar. Benim en sevdiğim mutfaklar buongiorno. Ben de çok seviyorum. Buongiorno, buongiorno. Bene, tu come stai? Come stai? Reşat, come stai? Elio, prego. We want to try your delicious foods. Please, prego, please. Could you tell us what's the name of these foods? We have lasagna, we have parmigiano, we have pan all'aglio, olive alla scolana, arancini, melanzana alla parmigiana, bruschetta. Prosciutto, mozzarella e pomodoro. Okay. Okay. Şimdi bu parmigiano peyniri arkadaşlar. Eser bunu zaten sen... Lazanya yaptım ben evde zaten. O bruschettalar var burada. O bruschettalar çok ilgimi çekti. Bruschetta. 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 Bruschetta is surname. It's something different. Probably. I don't know. Burada mozzarella peyniriyle domateslerin böyle güzel bir... Thank you for your... Please. Grazie. Thank you. Arkadaşlar pizza ile başlıyoruz. Reşat dayanamadı, hemen yedi. Pizza hassas noktalarımdan. Oo, çok güzel ya. Abi işte İtalyan mutfağını aslında çok şey bilirler ama bu pizza, makarna ibaret olmuyor ama gerçekten çok zengin bir mutfak. Zengin mutfağı var. Bu sadece buradaki ürünler. Şimdi lazanyanın da bir tadına bakacağım ben. Şöyle azar azar bir tadına bakalım. Şundan da şöyle aldım. Arkadaşlar parmesan peynirinin orijinalini az önce göstermiştik videoda. Aynen, tek bunlar yerinden. Kesilmiş direkt. İtalya'ya gittiğiniz zaman birçok restoranda ilk size bunu verirlerdi. Hemen zeytinyağlı, evet, başlangıç domates, zeytinyağı, üzerine biraz fesleğen ve bazen de sarımsak. Hadi bakalım. Ya hepsi ayrı ayrı güzel. Böyle sen başarılı. Bu da sarımsaklı ekmek. Şöyle. Evet, sarımsaklı ekmek. O kadar hızlı yiyoruz ki. Bir sürü stand var. Ama o kadar güzel şeyler var ki. Bu da zeytin topu. Zeytin topu. Bitiremeden diğerine geçiyorum. Ben yutuyorum da. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Bu ne oluyor abi? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Kaburga. Evet, kaburga. Oh, yine Azerbaycan standındayız arkadaşlar. Evet, en yumuşak, en yağlı yerlerinden. Kesi de var, kaburgası da var. Etin en sevdiğimiz yeridir abi. En sevdiği yer, en böyle güzel yerleri. Kesinlikle. O zaman bir tadalım. Tamam, tamam. Elinize sağlık. Kaburga. Evet arkadaşlar, aldık, şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Askerlerimizin yaptığı pilav. Askerlerimizin yaptığı pilav. Çok değerli bence. Oo. Çok da güzel gözüküyor. Kaburga. Burada her şey ayrı lezzetli. Gerçekten çok güzel. Evet, şimdi arkadaşlar vişne kebabıyla başlıyoruz. Yani. İran mutfağı. Yanında da tabii İran pilavı, safranlı. Olmazsa olmaz. İran'a gittiğiniz zaman bütün pilavlarda safranı göreceksiniz arkadaşlar. Çok farklı ve çok güzel ya. Vişne ayrı bir güzellik katmış. Osmanlı mutfağı gibi olmuş. Çok güzel ya. Bak şöyle göstereyim yakından.
Çok güzel. Nahçıvan mutfağından da gördüğünüz gibi farklı bir tabak yaptık. Şu erik kebabı arkadaşlar. Şöyle tutacağım hatta direkt bu şekilde tüketeceğim. Ben çok zayıf kaldım bu sefer ya. Sen yapma dedi. Diyet meniye mi geçtin? Ne yaptın? Teze geçtim arkadaşlar. Kutabın otlusu arkadaşlar. İçinde neydi farklı o? Farklı otlar var. O çok keskin olan neydi? Kişniş. Kişniş. Kişniş var. Çok ağır, lezzetli. Çok bu da ağır. Güzel. Bu da güzel. Yani güzel bir tabak oldu. Bununla bir lezzetini çıkaralım. İstiyorsan sen onu al, ben bunu alayım. Evet. Nahçıvan mutfağı arkadaşlar. Tatlı tuzlu karışık. Bendeki. Biri tatlı dedi zaten. Biri tuzlu. Ben tuzluyu aldım. Yine farklı otlar var içerisinde. Şimdi Çin mutfağından şöyle tavuklu bir şeydi herhalde. Tavuklu bu. Bu da karidesli pilav. Ve bunda hemen karidesli pilav. Burada deniz yosunu var. Kenarda da bizi. Çin mutfağında deniz tatlı ekşi sos çok yaygındır. Aynen öyle. Hem ben tatlı, de yaptım Çin mutfağından bir yerde. Evet, sen bilirsin. Güzel, lezzetli. Evet, karidesli pilavı beğendim. Yosun da güzelmiş ya. Ben yosun yok. Yemiyor mu yosun? Benlik değil çok, ben seviyorum. Ot sevmiyorum hocam. Ya. Deniz ya, olsun, kar olsun. Ben çok seviyorum otu. Ben de otla hiç işim yok. Onu ben yedim, sen ye, ben yedim. Öyle mi? Pirinçli bir şeymiş. Çok değişik bir şey. İçine tatlı, çok ilginç bir şey ya. Yani buradan bakınca güzel gözükmeyebilir ama benim de hoşuma gitti bu. Evet. Ya pirinç Çin mutfağındaki en önemli ürünlerden bir tanesi arkadaşlar. Evet, lezzetleri aldık. Şöyle ben bir tanesini şöyle böleceğim. Kaşığın nerede? Kaşığı kaybetmiş. Cebine koymuş kaşığı. Kaşıkla geziyor. Kaşıkla nasıl yiyeceğim bilmiyorum ama şöyle elle yiyeyim ben arkadaşlar. Buna tam söyleyemesem de Bratwurst. 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 Almanya'nın en ünlü şey. Biz tabii tavuk ve dana mıydı bu? Dana. Dana olanı ama bunun orijinali domuzla yapılır arkadaşlar. Şey gibi o zaman. Yok, bu çok benlik değil. Değil bu, mi? Bu, yani burada yapamamışlar ama normalde yani çok daha güzeldi. Daha lezzetli olabilirdi. Kötü değil benim yediğimde. Yakından gösterelim. Şu da şöyle yakından gösterelim. Bunun da adını unuttum ama arkada abimiz istiyorsan onu aşık, da çek. Aşık o aşık. Buranın aşığı. Gezip duruyor. Bütün sesimizi bastırdı bizim. Şimdi şunu gösterelim arkadaşlar. Bu da bretzel. Ne Almanya deyince? Almanya deyince mesela Fransa deyince nasıl kruvasan akla geliyorsa Almanya deyince de bir Berliner akla gelir. Bir de bretzel gelir. Bu tuzlu çubuk krakerin poğaça gibi bir versiyonu. Bunun da tadına bakacağız. Evet, birazdan bakacağız. Evet, ben de kestane sorum. Alça kurusu. Alça ne kurusu? Erik. Erik kurusu. Erik kurusu. Erik kurusu. Erik kurusu. Yani normalde yani şey varsa, taze erik varsa. Taze erik koyuyorsunuz. Taze erik de koyulur. Süper, benim. Muhteşem. Bu halde oldu. Bu şekilde tam şeyimiz kıvama geldi. Evet. Bir tabaklayabilirse evet, gelsin. Ben bu dakika, bir dakika. Evet, sırada piti var arkadaşlar. Benim en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Ha, güveniyorum o zaman sana. Biraz garip çok geldi. Çok güzel, de. Yok yok. Bu Iğdır'da da yedim ben. Evet, güzelmiş. Şunlar ne eser? Şu mor olanlar? Mor en son üzerine sumak gezdirdi. Ha, sumak. Karabiber gezdirdi. Tuz ekledi. Nohut da var, erik de var. Çok güzel. Kestane de koyuyorlarmış. Benim Iğdır'da yediğimde normalde bu söylediğim şeyler eklenmiyordu. Yani meyve eklenmiyordu ama bu gerçekten çok ayrı bir tat kalmış. Evet, güzelmiş. Okay. Evet, welcome to Malaysia. Evet. I was in Malaysia once. Really? In Kuala Lumpur. So, in some islands. Let's say welcome to Susa. Welcome to in Turkish. Okay. In Bahasa, in Malaysia. I don't know your language. Okay. Malezya'dan geliyorlar. Bize Malezya dilinde Susa'ya hoş geldiniz dememizi istedi ama bilmiyoruz tabii ki Malayca'yı. Okay, could you tell me, could you introduce me, what's this food? Today we have, let's say, stuff from here. We have a curry puff. This curry puff inside with the curry and potato and green bean. Okay. Okay. Bu körili bir nevi artık bir hamur işi gibi körüyle yapılıyor içinde. O patatesli bir şey yes. içinde var. And green bean diye. Yes. Yes. Bezelye diye hatırlıyorum green bean'i de. What's and this? Today we have a lamb rendang. Lamb rendang. Yeah, rendang. Rendang is like curry, dry curry. Ha, dry curry. Bu da daha kuru körüyle yapılan. Is it potatoes and yeah, chicken? Yeah, potato and lamb. Lamb. Ha, yes. Dana eti ve pardon, kuzu eti ve patates kuzu arkadaşlar. Da. Okay. And we have the pickled vegetable, acar we call pickled vegetable. Pickled vegetable, yani yes. Curry again, bir yes. Curryli sebze, curryli sebze. Görüyorsunuz curry inanılmaz bir zenginlik katıyor mutfaklarına. We have a fried chicken,
And we have a chicken satay. Satay, it's also Indian and Malay. Or only Malaysia. Malaysia. Malezya mutfağının vazgeçilmezlerinden satay eti arkadaşlar. Bu da crispy chicken yani kıtır tavuk gibi bir şey arkadaşlar. And we have this sauce for satay sauce. This is a satay sauce, peanut butter sauce. Bu da yer fıstığıyla yapılmış bir sos. Bu sataylarda kullanılıyor there. Arkadaşlar. Satayın üzerine bunu kullanıyorlar. And nice. we have a coconut rice. Oh, bunu çekmelisin. Bu Hindistan cevizi de coconut rice. Yes. But you put lemongrass, lemongrass and you have ginger. Ginger, zencefil, garlic, sarımsak, Hindistan ceviziyle taçlandırılmış işte bir pilav türü basmati pirinci yine. Evet, şimdi hepsinden biraz alacağız. We're gonna take each from each of them but a little into the middle. Okay, sure. Wait, bir de yaptım. Okay. Evet arkadaşlar, Reşat çok güzel tanıttı. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Çok güzel de bir tabak yaptılar. Hadi Reşat, ne yapıyoruz? Bunların da bir tadına bakalım. Şu an 15 dakikamız var. Bak, bunu aslında bunu sen ye. Ben bunu çok yedim. Kıtır tavuklar. Ya KFC tarzı yapıyorlar ama Malezya mutfağında gerçekten körünün yeri çok ayrı. Çıtır çıtır. Vejetaryenler için de güzel bir lezzet var. Şu ne? Satay. Bunlar inkar ediyorlar ama Hindistan'da da çok yaygın ama Malezya mutfağının yemeği. Satay sos çok özel bir sostur. Bence sen denemelisin. Çok güzel. Kanalında bunu yapabilirsin. Olur. Bak güzel bir fikir. Ben, çok lezzetli. Evet arkadaşlar, şöyle vereyim sana. Bu ördekli bu arada. O zaman şöyle tutuyoruz, tadına bakıyoruz. Bunu da yiyordum ya. Şöyle görsel show da. Ördekli tortillaları yedik. Görsel show da lezzetlerin tadına baktık. Bu ördekliydi. Ördekli olduğunu anlamış mıydın? Ördekli eti tadı geliyor zaten. Geliyor değil mi? Beğendin mi? Yani. Orta şeker. Ben çok şekerli ve tatlı şeyleri seviyorum. Yani ben severim ama benim için de orta şeker diyebilirim bunun için. Böyle abimiz bize hazırladı. Eline koluna sağlık. Ho. Adamım. Sushi hocam. Ama senden ricam, benim elim dolu. Sen şunu bir daldır. Tamam dur, halledeceğim onu. Şöyle sushi'mizi şöyle göstereyim arkadaşlar. Wasabi'yi de eklemişler. Soya sosu da var. Şuradan alıyorum. Çok az wasabi. Sana bol wasabi. Hayır. Çok wasabi. Wasabi'sinden aldım. Soya sosuna da batırdım şöyle. Afiyet şeker bal olsun. Hemen kendime de bir tane böyle wasabili. Çok koyma wasabi. Wasabi aynen ağır bir şey biliyorum. Şöyle tutuyorum ve Japon mutfağında tadına bakmış oldum. Japonyası olmazdı. Evet, hemen şöyle kaşıklayalım abi. Artık hızdan ne yediğini bilmiyorum. Bizim başlamadan biraz farklı ama. Aynen öyle. Daha sıvı sanki değil mi? Aynen. Biraz daha sıvımsı. Makarna vari bir tat var. Aynen, böyle 10 numara bir lezzet değil ama kötü değil yani. Yok, güzel güzel gider, her türlü gider. Aynen. Ama Avusturya'ya o kadar gittim, hiç denk gelmedim ha. Buna mı? Neydi ismi? Bize... Spetel mi dedi? Spetel değil mi bunun ismi? Spetel. 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 Evet, kestaneli mis gibi gözüküyor. Karamelize soğan da var. Benim en sevdiğim lezzetler bir arada toplanmış. Ama bu kadar pilav kültürü olmasına şaşırdım. Bak hangi ülkeye gittiysek bir pilav kültürü var. Güzel. Güzel. Güzelmiş bu da. Güzel fikirler ha. Deneyebiliriz böyle şeyleri. Aynen öyle. Evde deneyebiliriz. Ben yine kestanenin hayranı oldum ama. Kestane çok yakışıyor ya. Tavukla mamukla birleşin ya, efsane. Merhaba, merhaba abi. Hoş gelmişiz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Lezzetler 10 numaraydı. Hoşunuza geldi. Muhteşemdi. Evet, süperdi. Hoş olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz de çok sevindik ki sizi burada görürük. Şuşa şehrinde. Teşekkürler. Güzel bir yer. Güzel bir mekan. Beli, medeniyet paytaktımızdı. Şuşa bizim. Kültür başkenti, şiir başkenti. Beli. Siz de bizim kardeşlerimizsiniz. Yüreklerimizsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Beli. Her şey için teşekkür ediyoruz biz size. Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yiyin için nuş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Kalbi paç adam görmek nece büyük hoşbaşçılıydı. Yani, ben onu demek istiyorum ki, hemen o kenarda eleşen Meşhedi bak, hemen saf
Şimdi biraz festivalle ilgili bilgi vermek lazım arkadaşlar. Şuşa bölgesi geçen sene 44 günlük savaştan sonra artık Azerbaycan topraklarına katıldı. Biliyorsunuz ki 28 yıl boyunca Ermenistan işgali altında olan bir bölgeydi burası. Ve stratejik açıdan, tarihi açıdan çok önemli bir bölge Şuşa. İlhan Aliyev de bu seneyi, yani 2022 yılını Şuşa yılı ilan etti. Ülkedeki bütün festivallerde Şuşa'da gerçekleştirecek. Bu da ilk gastronomi festivali, culinary festivali oldu arkadaşlar. O yüzden buraya davet edildik. Ve şimdi de artık yavaş yavaş gastronomi kısmını bitirdik ve gezilecek yerlere devam edeceğiz. Ve yoğun bir gastronomi trafiğinden sonra arkadaşlar gezilecek yerlere başladık. Şuşa çok küçük bir yer arkadaşlar. Hani birkaç tane şu an gezilecek yer var ama hemen hemen hepsi restorasyon altında. Arkamda gördüğünüz Şuşa yazısının altındaki kapı da Şuşa kapısı, şehir surlarının giriş yeri, en büyük kapısı ve birçok fotoğraftaki çıkan ikonik yerlerden bir tanesi. Şuşa'nın kelime anlamı cam demek arkadaşlar. Cam da keskin soğuktan geliyor, buz gibi havası var. Zaten şu anda rakım olarak çok yüksek bir noktadayız arkadaşlar ve inanılmaz bir hava değişimi var Bakü'yle kıyaslayınca. Mayıs ayında olmasına rağmen böyle bir Karadeniz vari bir hava var. Şimdi birkaç mekan daha gezdikten sonra artık turumuzu tamamlayacağız. Bakalım bir sonraki mekan neresi olacak? Arkadaşlar arkamda gördüğünüz bu sembol karı bülbül, yani dişi bülbül anlamına geliyor. 92'den sonra, yani işgalden sonraki kardeşlerimizin, Azerbaycan vatandaşlarının bir sembolü arkadaşlar. Artık birçok insanın boynunda, kolyelerinde ya da bileziklerinde görebiliyorsunuz bu sembolü. Bunu da size böyle anlatmak istedim. Şimdi iç kaleye doğru devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz kervansaray, Natava'nın kervansarayı arkadaşlar. Karabağ'ın kurucusu olan kralının kızına yaptırdığı han. Hemen de onun arkasında da yine bu evlerin devamı var. Şu anda restorasyon altındaki eserlerden bir tanesi. Bu bölgede 3-4 tane cami, bir tane kilise, birkaç tane de kervansaray var. Biraz yoruldum, kusura bakmayın. Yani dedim, birçok kısa bir gezi alanınız oluyor. Burası daha çok işte çok politik, stratejik bir öneme sahip olduğu için burayı artık canlandırmaya çalışıyorlar. Yatırımlar yapılmaya çalışılıyor. Otel mesela yapılmış bu sene. Önümüzdeki sene daha canlı olacak. Şimdi birkaç tane daha mekan var. Onları da gösterdikten sonra artık videoyu kapatacağım. Bu karşımdaki yerde arkadaşlar bulak, yani çeşme, biraz da su deposu anlamına da geliyor. Burada da böyle 300 yıla yakın bir geçmişiyle bir çeşme dimdik ayakta duruyor. Hemen az önce gösterdiğim Natava'nın evinin yan tarafında bulunuyor bu da. Şimdi karşımda gördüğünüz heykeller arkadaşlar. Bu 3 heykel Azerbaycan tarihi için çok önemli. Üzeyir Hacı Beyli'nin heykelleri bunlar. Bunlar hatta savaş zamanında zarar görmüş de bombalar. Ama bunları 2021 yılında İlhan Aliyev devlet tarafından ödeyerek bunları geri ülkesine kazandırdı. Ve bu Şuşa'ya da bunlar yerleştirildi. Şu anda karşımda gördüğünüz heykeller de parktaki yerini aldılar. Umarım evet. Videoyu beğenmişsiniz. Kahve Yemen'den gelir, kokusu Azerbaycan'dan gelir.